Alo? Alo? Cafer pilav attı, buyurun. Buyurun. Alo? Ne oldu abi, yine mi ses yok? Ha, yok. Bu üçüncü. Biri bizi işletiyor galiba. İyi geceler. İyi geceler. Yine bekleriz. Hadi Pemgen, ben gidiyorum. Kolay gelsin. Hadi abi, iyi geceler. Cafer, Cafer. Ah babacığım, hayrola? Sultan Hanım hastalandı. Telefon ettim sana ama bir türlü düşünemedim. Anam, o sen miydin? Nesi var? Bilmiyorum. Fenalaştı birden. Vah vah, geçmiş olsun Halil Bey. Çırpınmaya başladı kuş gibi. Çok korktum. Sonra biraz kendini toparladı ama. Dur babacığım, dur. Telaşlanma. Gülsüm gider bakar şimdi. He, baksın. Bakar. Yalnız mı bıraktın evde? Hüseyin geldi yanına. Çocukları da aradım ama yok iblisler. Kim bilir nerede sürtüyorlar. Kıracağım boynuzlarını. Gel babacığım, gel. Ne oldu sana böyle aniden kız? Nazar mı değdi? Yok abi, ne nazarı Allah aşkına. Azmış moruk. Gecede 2 saat uykum yok. Yok artık, daha neler kız. Kız, yoksa fazla mı yedirdin padişah macununu? Ahı gitmiş vahı kalmış. Macun ne yapsın buna abi? Teneşir paklar böylelerini, teneşir. Yok abi yok. O beni gömecek bu gidişle. Ağzından yel alsın kız. Söyleme öyle şeyler. Sen daha çok koca eskitirsin. Geldi geberesice. Yum gözünü kız. Ahla ofla. Hasta görün biraz. Hastayım zaten abi. Aa, daha ne hastası be? Aferin. Nasıl oldu iblis? İyi değil enişte. Açamıyor gözlerini. Halini hiç beğenmiyorum. Ben bir bakayım. Daha olmasa hastaneye götürürüz. Sen bir bak da kızım. Hadi. Geçmiş olsun. Aç gözünü Sultan Hanım. Aç aç. Neyin var? Ateşi yok. Tansiyon da normal. Yok bir şey be. Boşuna telaşlanmışsınız. Boşuna olur mu kızım? Kuş gibi çırpınıyordu. Gitti geldi vallahi. Numara mı yapacak koskoca kadın? Ah, ölsem inanmaz o. Çarpıntısı var biraz. Kavga falan mı ettiniz? Ne kavgası bacım? Güldürme insanı. Anla işte. Tövbe. Çok konuşma iblis. Kavga kızım, kavga. Heyecanlandı. Yanımda bir sinir ilacı falan varsa ver, sakinleşsin biraz ha. Niye kalktınız kızım? Yatın bakalım hadi. Uykumuz kaçtı baba. Annem nereye gitti? Sultan Hanım hastaymış. Dedenizle gitti. Gelir şimdi. Çok korktuk baba. Yatın hadi yat. Yok bir şey. Alo Cafer, pilav attı, buyurun. Şşşt. Sen de bırak gevezeliği, gece vakti. Baba bak, ben resim yaptım. Ev resmi mi yaptın? Aferin. Bizim evimiz de bunun gibi olsun baba. Bahçesi de olsun. Olacak kızım, bahçesi de olacak. Babanız biraz daha kazansın para. Heh, anneniz de geldi. Aa, siz niye kalktınız kızım? Ne olmuş Gül? Kötü bir şey mi? Aman bırak. Konuşturma beni çocukların yanında. Yemiş babam şeyleri. Aa, aganigi naganigi desene. Dedem fındık mı yemiş? Anam. Yemiş kızım, yemiş. Sultan Hanım da yemiş. Mideleri bozulmuş. Hadi yatın siz artık, hadi. Artık içmesen Cenab abi ya. Yarın programım var biliyorsun. Biliyorum canım. Şimdi ben de o konuya gelmek üzereydim. Yapma abi ya. Yoksa gene para meselesi mi? O da var canım. Radyo sohbetleri, hayran mektupları. Bunlar güzel şeyler tabii de, bir şairim biliyorsun. Bir ismim var. Var tabii abi. Sen çok büyük bir şairsin. Zaten o yüzden bu program bu kadar ilgi görüyor. Sağlığınıza. Sağlığına Sıtkı abi. Sağlığına İbrikçi. Aydıncığım biliyorsun şairlerin de paraya ihtiyacı var. Onlar da yemek, giyinmek, barınmak zorunda. Sanat karın doyurmuyor. Görüyorsun, sahte paşa tabloları yapıp satarak durumu kurtarmaya çalışıyoruz. Sahte mi?
Ben onu Cenab-ı abinin paşa dedesi sanmıştım. Güldürme beni canım. 2-3-5 kuruş kazanalım diye modellik yapıyorum bu resimlere. Sağlığına. Sağlığına abi. Ev sahiplerimizle de başımız dertte. Kirayı %25 attırdık, beğendiremedik sahibiciğime. %60 istiyor. Vay be. Hiç insaf kalmamış bu adamlarda. Ne yazık ki öyle. Ama sen insaflı bir yapımcı olarak herhalde %30'luk bir zammı çok görmezsin. %30 mu? Yapma abi ya. Çok fazla bir şey istemedi Aydın. Evet. Çok fazla bir şey istemedim. Ayrıca kalite ucuza gelmiyor. Tamam abi. Konuşacağım patronla ama söz veremem. Konuş canım içi. Bak evde kalmış sivilceli kızlara, Ayla Hanım gibi histerik tiplere her hafta 2 saat dil döküyorum mikrofondan. Bunun da bir bedeli olmalı. Hadi sağlığına. %30. Ha? Kız şunun sesini biraz Ali. Gece yarısı oldu, herkes yattı. Ne olacak benim halim be abla? Düşündükçe moralim bozuluyor. Başlama gene hadi. Ne varmış halinde? Babamların da keyfini kaçırdı. Hiç sanmam keyiflerinin kaçtığını. Ne söylesem hallolur, hepsi hallolur diye baş sallıyorlar. Hallolur tabii hepsi zamanla. Ben de öyle düşünüyorum. Doğru dürüst bir iş bile bulamıyorum be abla. Bulacaksın, sabırlı ol biraz. Sadece zaman meselesi. Biraz da şans tabii. Heh, şans, kader, kısmet. Sen de başladın annemler gibi konuşmaya. Keşke Cumhurbaşkanlığına adaylığımı koysaydım. Değil biliyorum, üniversite mezunuyum. Siyasette pek deneyimi sayılmam ama... Geçti oğlum, geçti. Aklın neredeydi? Çocuk aklın Nazan. Geleceğe dönük bir umut veremiyoruz gençlere. Bence biraz büyütüyor Şükrücüğüm. Bilgeler de zor günler geçirdi ama... Bak şimdi ikisi de iş güç sahibi. Nereden belli iş güç sahibi oldukları be Nazan? Kaç yıldır çalışıyorlar. Bir kenarda 5 kuruş birikimleri yok. Baba parasıyla ev almaya çalışıyorlar. Orası öyle ama. Yok yok. Yanlış bir şeyler var bu toplumda. Özene bezene çocuk yetiştiriyorsun. Eğitimse eğitim, fırsatsa fırsat. Yine de bir hayat güvencesi sağlayamıyorsun. Bizimkiler yine talihli Şükrücüğüm. Bir de bu imkanlara sahip olamayanları düşün. Ben de onu söylüyorum işte Nazan. Biz bile böyleysek gerisini sen düşün artık. Seçip Ankara'ya gönderdiklerimizde bu işlerle uğraşacaklarına kendi havalarında. Heh. Geldi. Nerede kaldın Aydın? Sorma sevgilim ya, dert babası olduk. Sen mi ben mi? Ali içime fenalık getirdi. Ne oluyor oğlum? Derdin ne senin? Anlat bakayım eniştene. Hiç be enişte. İş, askerlik, gelecek. Kafamız bozuk anlayacağın. Ya biz ne yapalım oğlum? Bak ekmek parası uğruna sarhoşların nazını çekiyoruz bu saate kadar. Sen yine şanslısın. Babanların kale gibi şirketi var. Ya ne demezsin? Holding, holding. Yalan mı Ali? Cem'le sana veliaht gözüyle bakıyorlar. Güzel konuştun vallahi sevgilim. Öpeceğim. Hamilelik de çok yakıştı benim karıma. Aydın, leş gibi içki kokuyorsun yani. Mecburen sevgilim, ne yapayım ya? Bu arada bulmuşsun kafayı enişte. Bana bak, güzel konuş benimle fena yaparım. Gelme üstüme enişte, zaten ayakta duramıyorsun. Şşş, gürültü yok, babamlar uyuyor, hadi. Oğlum bu halimi de yeterim ben sana. Yok ya. Tabii. E benden günah gitti o zaman. Kesin şu şamatayı diyorum size. Babam bir uyanırsa. Ayşen. Geç oldu kızım, yatmıyor musun? Yemeği geceden pişireyim dedim baba. Yarın hiç vaktim olmayacak. Sabah ders. Öğleden sonra 19 Mayıs provası, akşamüstü aerobik. Bazen için parçalanıyor sizin için evladım. Nazif de sen de çok yoruluyorsunuz. Ne geceniz belli ne gündüzünüz. Hayat mücadele baba, ne yapacaksın? Orası öyle de kızım. Hadi ben yatıyorum, Allah rahatlık versin. Sana da baba. Yarın öğlende yersin bu fasulyeden. Aha. Tuz koymuyorum, sen de yerken fazla ekme olur mu? Aha. Olur kızım, ekmem, merak etme. Aa. Nazif, sen misin? Aa. Benim baba.
Hayrola Nazif, erken mi bıraktın bu akşam? Bıraktım Aysel, ne yapayım? Doğru düz iş olmadı. Araba sahibine de cepten para verdim vallahi. İsabet olmuş. Biraz uyursun bari bu gece. Karnın aç mı? İstemem bir şey Aysel. Zaten midem de kötü. Ülser yapacak bu iş beni. İti, kopu, sarhoşu. 40 kere söyledik ulan. Bırak şu taksiciliği. Söz dinlemiyorsun ki. Vah canım vah. Sağlığım bozulacak bir şey değil. Bozuldu bile. Bu akşam biri bindi. Babasının uşağı varmış gibi. Çek usta. Şurada dur usta. İndi bir saat, bir buçuk saat. Bekle, bekle. Adam yok. Aa, bak terbiye size. Halis nereye böyle? Okula gidiyoruz Abadi'yle. Okula mı? Niye? Kızlar beden eğitimi dersini bahçede yapıyorlar ne tatlı. 19 Mayıs provalarını izliyorum ben de pembe pembe. Kimseye söyleme. Fuh, röntgenci sapık. Sana ne? Başladın mı sen yine içmeye? Günde bir bardak şarap. Senin o kadarına izin veriyor. Baban kızmıyor bu kızları seyretmeni. Babamın haberi yok. Duyarsa enseni patlatır. Patlatmaz. Annem de babam da sever beni. Ben herkesin içine karışmıyorum senin gibi. Akşamları erken yatıyorum. Sabahları da portakal suyumu içiyorum yumuşak yumuşak. Uyutuyorlar seni, uyutuyorlar. Kim uyutuyor? Safsın sen, saf. Aklın ermez bu işlere. Haklısın abacı. Çenesi düşmüş. Konuşuyor meğer gibi. Biz gidelim hadi. Kapıcı, markete mi? He, buyur. Ne vardı? O teker şaraplarından al bana 5-6 şişe. Çatıdaki Zula'ya koy, duydun mu? Yok öyle beleş. Sen önce borcunu öde, borcunu. Dün gece nerede söndürdünüz feneri iblis? Anneniz ölse haberiniz bile olmayacak. Asıl senin haberin yok galiba baba. Bizim annemiz çoktan öldü. O kadın senin karın, bizim annemiz değil. Öy! O nasıl konuşma iblis? Kırarım boynuzunuzu. Cevap vermeyin babanıza siz de. Çenenizi tutun biraz. Zaten kafası bozuk. Hep bozuk zaten kafası. İyi bir şey duyduğumuz yok. İyi günler, hayırlı işler. Hoş geldin enişte. Hastamız nasıl oldu babacığım? Geldi mi kendine biraz? Geldi çok şükür. Bu sabah biraz açıldı gözleri. Oh neyse, geçmiş olsun. Sen de fazla kaşıklama o şeylerden bundan sonra babacığım. Hıh! Ne kaşıklıyormuşum? O nasıl konuşma iblis? Herkesin içinde. Kırdın kolumu babacığım. Boynuzunu da kırarım iblis. Üstüne vazife olmayan işlere karışma. Fena bir şey mi söyledik babacığım? Senin sağlığın için. Sen de hak ettin ama. Sana ne? Keyfin hikayesi mısın? Ne isterse yer kaşık kaşık. Bela mısınız siz benim başıma? Ne yiyormuşum öyle kaşık kaşık iblis? Yetti be. Şamar olanına döndük be. Allah Allah. Niye giyindiniz böyle efendim? Nereye gidiyorsunuz böyle sabah sabah? Şu kıllı yalı kazıklarıyla kira meselesini konuşacağım efendim bir kere daha. Ayıp değil mi efendim? Gidilir mi hiç bu saatte? Uyuyorlardır daha. Kaçmıyorlar ya, konuşursunuz. Kaçıyorlar efendim. Yakalayamıyorum bir türlü. Şunun şurasında kaç gün kaldı kontratın dolmasına? Bu kadar sık boğaz etmeyin efendim. Kaç yıllık kiracılarımız. Onlar asil insanlar. Hele Cenab Bey. Hadi efendim hadi. Kim kaybetmiş de onlar bulmuş asaleti. Fırsatçı ikisi de fırsatçı. Sizin iyi niyetinizi suistimal ediyorlar utanmadan. İyi günler. Buyurun. Sertifikası içinde mi gazetenin? İçinde efendim. Hepsi içinde. İyi. Şu asansörü de yaptıramadı hala o yönetici olacak herif. Keyfinden mi yaptırmıyor adam? Motorun, tellerin, her şeyin değişmesi lazımmış. Dünyanın parasını istiyorlar. Yaptırsın efendim. Versin parasını yaptırsın. Kimse elini cebine atmıyor ki Sabri Bey. Hadi sen birinci kattasın, sana bir şey yok. Yavuz Bey ne yapsın? Ta tepeden inip çıkıyor o sakat bacağınla. Ya biz ne yapalım? Her sabah kaç kat çıkıyoruz biliyor musun sen? Fıtık olacağım vallahi bu gidişle. Fıtık. Buyurun, iyi günler kız kapıcı. Sus be. Hala ağrıyor mu kolun Sedat? Ağrılar azaldı sevgilim. Bacakların nasıl? İyi sevgilim, iyi, merak etme. Öyle koldan bacaktan kocana zarar gelmez. Kafasına bir şey olmasın, sen ona bak kafasına. Korkarım olacak bu gidişle Sedat. Sen böyle götürmeye devam edersen eninde sonunda kafanı da kıracak katil. Ağzını ayrı aç sevgilim, olmaz bir şey. Senin kocan o katili suya götürür, susuz getirir evvelallah.
Aslı! Babanın ayakkabılarını getiriver kızım. Dün bir şeyler yapabildin mi bari Sedat? Aybettin Serpil. 1,5-2 milyar kadar kaydırdım. Dahi benim kocam, dahi. Seninle gurur duyuyorum. Duyacaksın tabii tak. Her tarafı sargılar içinde olsa gene götürür senin kocan. Bir şu kafa, bir de şu parmak yeter. İnternetten cızız. Parayı benim hesabıma kaydır bundan sonra bari Sedat. Katilin yakalaması daha zor olur. Ne oluyor anne? Ortak mı çalışıyorsunuz artık? Sana ne oluyor kızım? Sen de casus gibi laf mı dinliyorsun? Ne işin var burada? Ayakkabılarını getirdim. Aklının ermediği işlere karışma sen kızım. Koy şunları yere. Dur dur gitme hemen. Düşündün mü o dediğim konuyu tak? Kabzımal Ökkeş'in oğlunu mu? Nesini düşüneceğim baba Allah aşkına? Aa, Kabzımal deyip geçme kızım. Halin yarısı onların. Şahane hayat yaşarsın. Sosyete sayfalarından inmezsin vallahi. Yapma anne. Yüzünü bile görmediğim biriyle mi evleneceğim? O seni bir kere halde görmüş kızım. Görmesiyle de ilk görüşte aşk. Yıldırım aşkı. Ökkeş abi de oğlu için maddi manevi her türlü fedakarlığa hazır yani. Umurumda değil. Beni kimse parayla satın alamaz. Nerede hata yaptık biz Serpil? Beni kimse parayla satın alamaz diyor. Ne biçim kız yetiştirdik biz böyle tak? Bu sabah üstünde bir dalgınlık var kız. Ne düşünüyorsun öyle derin derin? Düşünüyorum ablacığım. Sabah hesaplara bakıyorum, 1,5 milyar açık var. Akşam bakıyorum, 2 milyar fazla çıkıyor. Vatandaşın burnuna kelek kokusu geliyor birkaç gündür. Kızcağızımız derken gene paraları götürüyor galiba seninki. Götürüyor galiba ablacığım günahı boynuna. Vatandaş keriz değil. Soracağım hesabın. İyi günler. Ay! Buyurun. Ödümü kopardın kız kapıcı. Öyle paldır küldür girilir mi? İnsan bir öhe der öhe. Tamam. Hış! Koçum hış! Dalma öyle damar gibi içeri demiyor muyum ben sana? Kusura bakma Yavuz Bey. Bir daha olmaz. Olmasın. Zaten kafam bozuk. Uyarım. Var mı asansörden bir haber? Yok Yavuz Bey. Çalışmıyor hala. Neden koçum? İlgilenmiyor mu hocamız? İlgileniyor da kimse para vermiyor. Biz verelim koçum söyle. Alırız sonra. Yazık değil mi şu adama kız kapıcı? Şu haliyle inip çıkıyor onca merdiveni. Harçtan kasayla yok ablacığım. Konuşuyoruz. Al şu yavruyu. Gel kız. Dolaşma ayak altında. Ezecekler şimdi seni. Ha canım. Prens. Hakiki prens maşallah. Yaktın beni koçum. Kız sakat ayağına mı bastın yoksa adamın kız? Bastı ablacığım. Bastı perişan etti vatandaşı. Allah. Aydın gelmiyor mu Bilge? Gelir şimdi uyandırırım. Akşam Cenap abiler de içkiyi biraz fazla kaçırmışlar. Yesene Şükrücüğüm niye duruyorsun? İştahımı kaldı Nazan. Bütün gece uyuyamadım çocukları düşünmekten. Yapma baba. Sen de her şeyi kafana takıyorsun. Günaydın. Annelerin güzeli. Ablaların güzeli. Babaların yakışıklısı. Hayrola oğlum bakıyorum çok keyiflisin. Ha, keyifliyim baba. Bu sabah moralim yerinde. Akşam bir bit attın. Bizim keyfimizi kaçırdın. Şimdi bakıyorum ah. Ne dedim ki baba? Dertleştik biraz. Sabaha kadar uyuyamadı adamcağız vallahi. Döndü durdu. Kusura bakma baba bilseydim. Ne kusuru oğlum? Seninki gene yattı galiba Bilge. Galiba. Bu sefer paçasından tutup sürükleyeceğim. Bakıyorum. İyi günler. Buyurun. İyi günler. Dur Cafer dur. Buyurun Şükrü Bey. Ne olacak ya bu asansör rezaleti? İn çık perişan olduk. Herkes şikayetçi Şükrü Bey. Ben de muhafakacıya gidiyorum şimdi. Söyleyeceğim. Söyle valla. Olmaz bu böyle. Olmaz canım. İn çık öldük. Annemiz gelse sırtımızda mı taşıyacağız yukarı? Dünya varmış baba. Aylardır ilk kez uykumu almış olarak gidiyorum okula. Gördün mü erken yatmanın faydasını? Ben de bütün gece asansörle inip çıktım rüyamda. Üzme kendini bu kadar baba. Her şeyi sen mi düşüneceksin? Şu yöneticiliği bıraktığın gün horoz göstereceğim babacığım. Hadi hoşça kal. İyi günler. Buyurun. İyi günler Cafer. Hocama bir şey söyleyecektim de. Bak babamın canını sıkacak bir şeyse hiç söyleme. Asansör meselesi mi yine Cafer? Asansör.
Hadi hadi siz gidin. Geç kalmayın dersinize. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Millet başımın etini yiyor hocam. Birinin ayağı sakat, biri bilmem ne. Gözünü seveyim. Yaptı şu asansörü. Keyfimizden mi yaptırmıyoruz evladım? Herkese eziyet olsun diye mi? Ben de kalp hastasıyım. Dil altı hapıyla çıkıyorum merdivenleri. İyi de ne diyeyim soranlara hocam? Ne diyeceksin evladım? Söyle. Gidiyorum bugün firmasına dil dökmeye. Hadi Allah kolaylık versin. Allah Allah. Laf da girmiyor bunların kulağına. Hadi oğlum yıka şu ellerini de gel artık. Seni bekliyoruz 2 saattir. Başla sen Davut, bekleme artık. Zaten yiyeceğimiz 2 galeta şunun sırasında. Niye bu kadar uzun sürdü bunun köpeği gezdirmesi? Kızları seyrediyormuş enişte. Ha? Kızları mı? Okulda bayrama hazırlanıyorlar ya. Ne diyor bu Ulviye? 19 Mayıs provalarını söylüyor herhalde Davut. Ağzından çıkanı kulağın duysun kızım. Röntgenci mi bu çocuk? Sonra haber vermedin diye kızıyorsun ama enişte. Tamam Ayşe'cim, sen doğru olanı yaptın. Hadi otur başla kahvaltına. Mis gibi kokuyor. Neler yaptın anneciğim? Geç otur yerine. Dumkov. Kızları seyretmekten mi geliyorsun sen? Yok. Sabah prova yok ki. Öğleden sonra gideceğiz abadıyla. Yumuşak yumuşak. Al! Bir de söylüyor utanmadan. Bunda ne kötülük var Davut? Çocuk hem köpeği kestiriyor hem de provayı isliyor. Bunda ne kötülük var? Bu yıl hareketler çok güzel. Zıplıyorlar. Böyle. Sonra böyle. Sonra böyle. Al! Yapma öyle sapık hareketler Dumkov. Patlatır ben seni. Hani baksana şu kocana. Ensemi patlatacakmış. Nein Davut. Bir şey anlatıyor çocuk. Atır. Dikilme karşımda. Dinle beni. Bundan sonra köpek gezdirmek falan yok sana. Yazık değil mi ama diye. Ayşe yengen gezdirir. Sen okulun yakınından bile geçmeyeceksin bundan sonra. Yasak. Duydun mu? Duydum, duydum. Hadi iç yavrum portakal suyunu. Vitamini kaçmasın. Wir geben Tabletten aber nicht gar nicht. Nein, Davut. Es wirkt doch. Weißt du es besser als der Arzt? Hm? Ha, ne konuşuyorsunuz öyle terbiyesiz terbiyesiz bu saatte? Hadi gece olsa neyse. Tövbe yarabbim. Biz de dert babası olduk Gül. Önüne gelen ne olacak bu asansör diye bize soruyor. Sabri domuzu da durmadan karıştırıyor ortalığı. Münafık Gül, münafık. Muvaffak Hoca ya kalpten gidecek ya da çekip vuracak bu domuzu. Doyamıyorum vallahi şu Türkan Hanım'ın çikolatalı kahvesine. Şundan biraz da eve götürelim. Burada içtin yetmiyor sanki. O kadar beğeniyorsan git al kendine çarşıdan. Paran mı yok? Beleşin tadı başka Gül. Getirecek mi baban Sultan Hanım'ın muayenehaneye? Getirecek. Aman bir şey yok o yılanın be. Asıl babam dikecek nalları böyle giderse. He. Dikecek vallahi bu azgınlıklar. Titreti verecek kuyruğu. Anam. Ne dedik Gül? Özledin mi anneyi? Özledim. Bakalım annesi neler getirmiş kızıma. Hadi oğlum çıkın siz artık geç kalmayın. Ay yavaş oğlum yavaş. Ay kusura bakma anam. Ha Cem, uçaktan inince cepten ara Özge'yi de misafirler için şu prolardan alsın free shop'tan. Alacak baba biliyor zaten. Sen yine de bir hatırlat oğlum. Gel bakalım sen babaannenin kucağına. Oo ne kadar ağırlaşmışsın böyle maşallah. Büyüdün babaanne. Büyüdün ya 2 günde. Annen bile şaşıracak. Hadi hoşçakalın. Hadi bakalım güle güle. Aman Cem dikkatli sür arabayı oğlum. Merak etme babaanne. Hacer Hanım da geldi. Günaydın. Günaydın Hacer Hanım. Dönüşte görüşürüz Hacer. Hadi hoşça kal. Hayrola? Hep birlikte mi gidiyorlar Özge Hanım'ı karşılamaya? Sen niye bu kadar geç kaldın? Sorma teyze. Otobüse bir cip çarptı. Cip mi? Deme ya. Ya süslü püslü bir kadın Şevket Bey. Ağzında cak cak sakız, kulağında cep telefonu. Öyle kullanıyormuş o koca cibi. Olan bize oldu tabii. 1 saatten fazla bekledik yolda. Kadını göreceksiniz. Bir edepsiz, bir edepsiz. Nasıl bağırıyor şoföre polislere? Otobüste böyle tıklım tıklım içime fenalık geldi. Hadi kızım hadi. Bizim de içimize fenalık getirme. Değiştir üstünü. Yapacak işimiz çok.
Nasıl anam, rahatladın mı biraz? Oh, ellerin dert görmesin yavrum. Şöyle omzuma doğru biraz daha. Sen yine çok yoruluyorsun bugünlerde. Yo, nereden çıkardın? Ne bileyim, sözde oturacaktın, dinlenecektin biraz ama hala bütün yük sende. Yok anam, yok. Herkes üstüne düşeni yapıyor. Bak Cem de yetişti. Tıkır tıkır yürüyor her şey, çok şükür. Aman oğlum, dilini ısır. Gidiyor muyuz hocam? Gidelim evladım. Taksitle maksitle yapmaya razı edebilirsek adamları. Yavaş ablacığım. Çekme. Öbür bacağımı da sen kıracaksın. Ağzından yel alsın kız. Dikkat et, son basamak. Buyurun. Saygılar hocam. Nedir bu asansörden çektiğimiz? Sormayın efendim. Bozulunca anlıyor insan kıymetini. Kız hoca, Allah elini versin. Sen de yaptıramadın şu asansörü, gitti. Hariçten gazel yok ablacığım, konuşuyoruz. Benim suçum değil ki efendim. Zamanında ihmal edilmiş. Kim ihmal etmiş hocam? Kim olacak efendim? Bu kereste müdürü. Ehil olmayan kişilere yaptırmış asansörün bakımını. Bana bak bunak. Ağzından çıkanı kulağın duysun. Gelirsem oraya. Anam. Ay, senden korkulur kız. Laf mı dinliyorsun kapının arkasında casus gibi? Hakaret etti efendim, şahitsiniz. Vereceğim bu hödüğü mahkemeye. Dur komşum, karıştırma şimdi mahkeme falan. Ver ulan. Mahkemeden mi korkacağım? Benim hayatım mahkemelerde geçmiş. Babacım, sabır sabır. Şşt, sen kapa çeneni. Bunak efendim, bunak. Artık ne dediğini bilmiyor. Oynatma öyle elini kolunu komşu. Hasta etme vatandaşı. Ama önce o hakaret etti efendim, duydunuz. Üstelik iftira ediyor utanmadan. Kim demiş asansörün bakımını ehliyetsiz kişilere yaptırdığımı? Ben söylüyorum ulan. Firmadan gelenler de söyledi. Bulmuş iki tane şarlatan kendisi gibi. Ucuz malzeme, ucuz işçilik. Duydun mu hocam komşu? Doğru mu bunlar? Yalan efendim, uyduruyor. İspat edemez. Ederim. Mal gibi de ederim. Nerede yapılan işlerin faturası? Nerede garanti belgesi? Efendim, belge olmayabilir ama adamlar işlerini biliyordu pekala. Biraz tasarruf olsun diye fatura almadık ama... Kıvırtma komşu. Asansörün bakımını düzgün yaptırdın mı, yaptırmadın mı? Evet veya hayır. Tek kelime. Efendim, şöyle arz edeyim. Arz etme komşu. Tek kelime. Evet veya hayır. Efendim, belki bizim de bazı hatalarımız oldu ama... Tamam komşu, kes. Bu kadarı bana yeter. Hasretme vatandaşı. Nasılmış düdük? İşte böyle mi arartırlar adamı? Ayıp değil mi kız hoca? Bir de herkesi kışkırtıyorsun adamcağıza karşı. Yazıklar olsun komşu. Vatandaş sana canını malını emanet etsin. Sen de böyle. Tek suçlu ben mi oldum şimdi efendim? O kadar söylüyoruz. Dolaşıyorlar çoluk çocuk 8-10 kişi birden. Paldır küldür bir aşağı bir yukarı eşek gibi affedersiniz. Asansör mü dayanır buna efendim? Elini kolunu unutma komşu. Hasretme vatandaşı. Ellerin kırılsın. Utanmıyor musun bacak kadar çocuğu değil? Aman. Anam. Durun anneciğim, ne yapıyorsunuz? Bırak beni. Akranım o senin. Kırarım bacaklarını ha. Dur kız teyze. Zaten kırılmış adamın bacağı. Yerim ben senin o kuru yanaklarını. Yerim, yerim. Ay. Buyur. Nerede kaldın canım içi? Bir saati seni bekliyorum ha. Kusura bakma Cenem abi. Ayılamadım ya. Olmaz. Bu senin işin. Bak çekeceğim kulağına. Geç kalıyorsunuz abi. Yolda konuşun. İyi günler efendim. İyi günler sabicim ve de hoşça kal. Durun efendim. Nereye gidiyorsunuz? Konuşmamız lazım. Hiç vaktim yok Sabri'cim. Arkadaşımla konuşuruz. Ne konuşacağız Sabri Bey? Sizi son defa uyarmaya geldim efendim. Yarın çekiyorum protestoyu. Protesto mu? Ama kira konusunda anlaştığımızı sanıyordum Sabri'cim. Geç kalıyoruz abi, gidelim. %25'te uyum sağlamamış mıydık? Yanılıyorsunuz efendim. %60 zam istiyorum. Aramızda derin bir görüş ayrılığı var canımın içi. %25'ten bir kuruş fazla veremeyiz. O zaman çekeceğim protestoyu efendim, kusura bakmayın. Çek sabicim. Biz de karşı protesto çekeriz, ne yapalım? Hadi ama abi. Hah, o kadar çabuk pes etmeyeceğiz. İbrikçi, ara hemen avukatımızı. Avukat mı? Ha. Sabri Bey, ben size ne demiştim efendim? Niye geldiniz buraya? Hakkımızı savunmaya geldim efendim. Ucuza kapattırmayacağım bu evi. Bu benim annemin evi efendim. Karışamazsınız. Duydunuz mu Sabri Bey? Cenab abi, gözünü seveyim gidelim. Sabet canın içi. En güzel yerine geldik. Siz şimdi %25'i kabul ediyor musunuz, etmiyor musunuz? Etmiyorum efendim. O zaman onu da yapmayacaklar efendim. Eski kira devam edecek. Yaşadık abi. Durun bakalım efendim. O kadar kolay değil o iş. Çok zarifsiniz hanımefendi. Sizi öpeceğim. Hop!
%60. %25. Yavaş ablacığım. Koyduğum kuralları unutma. 40 kilometreden fazla yok. Sağdan gideceksin. Dur dedim mi duracaksın. Kız böyle esir gibi de araba kullanılmaz ki kız. Önüne bak ablacığım. Suratıma değil. Konuş hocam. Yapsınlar şu asansörü. Masrafı ne tutarsa ben vereceğim. Eksik olmayın beyefendi. Dairelerden topladıkça takdim ederiz borcumuzu. Alırız hocam, acelesi yok. Ey maşallah. Şengül Hanım da ne şoförmüş. Eliye çıktın ablacığım, yavaş. Hastalıkla vatandaşı. Azarlama insanı şöyle katil gibi kız. Elim ayağım birbirine dolanıyor. Sağdan dedik ablacığım, sağdan. Şaşırttın işte kız gene sağımı solumu. Efendim, şoförün işine karışmak pek doğru değil. Değil tabii kız. Çıkacağım şimdi kaldırıma senin yüzünden. Ay. Hop ablacığım, hop. Ay. Senin adın ne bakayım? Kiresli müdürü, kiresli müdürü. Kimin oğlusun sen? Kapa çeneni moruk, kapa çeneni. Şşşt, terbiyesizlik yok. Asıl sen kapa çeneni. Buyurun, buyurun. Hoş geldiniz Sürken abla. Hoş bulduk Gül. Aa, sen niye orada oturuyorsun teyzeciğim? Ne yapayım evladım, bırakıp gittiler beni. Olur mu hiç? Nereye gittiler? Buradalar Türkan abla. Cenap beylere çıktılar da. Bu işe karışmayın dedim efendim size kaç kere. Asıl siz bana karışmayın efendim. Beni rezil ettiniz yine o büyük şaire. Büyük şairmiş. Büyük dolandırıcı desenize. İyi günler efendim. İyi günler. Gelin anneciğim. Evimize gidiyoruz. Kıracağım bacaklarını. Nerelerde geziyorsunuz? İçiniz rahat olsun efendim. Çekemez protesto falan. Öyle bir çekerim ki efendim. Şaşar kalırsınız. Çekebilirsin abicim. Artık fark etmez. Kırdın kalbimi. Yarım saatimiz kaldı abi. Hayatta yetişemeyiz. Kendimize bir ev aramaya başlıyoruz zaten. Duydunuz mu efendim? Eğer onlar buradan taşınırsa siz de aramaya başlayın kendinize bir ev. Fesubhanallah. Nesi varmış Sultan Hanım'ın? Pek anlayamadım. Çarpıntısı vardı. Bir sinir ilacı verdim, sakinleşti. Aa, olur mu hiç Gül? Ezbere ilaç verilir mi? Senin bilmen lazım bu işleri. Şeyden geç verdim. Kalmadık ya. Hoş geldiniz. Buyur otur Halil Bey. Seni şöyle alayım Sultan Hanım. Şuraya mı? Gel baba otur. Geçmiş olsun. Ne oldu sana böyle? Ne bileyim. Biraz sinirlerim gerildi doktor hanım. Var mı özel bir nedeni? Var ama böyle şeyler ulu orta anlatılmaz ki. Mahrem mevzular. Mahremi mi olur bunun canım? Ben doktorum. Belki de benden çekiniyorlar Türkan abla. Çıkayım istersen. Senden ne çekineceğim be? Gizli saklı bir şeyimiz kaldı da sanki. Yavaş sultanım. Gene çarpıntını tutacak. Hep bunların yüzünden zaten doktor hanım. Kocamızla aramızda ne var ne yok, her şeyin hesabını vermeye mecburuz sanki bu çirkeflere. O nasıl söz öyle sultanım? Çirkef sana benzer, mahalle karısı. Ne dedin ne dedin? Yırtarım şimdi senin ağzını ha. Aa, ayıp oluyor ama sultan hanım buraya kavga etmeye mi geldi? Ben mi çıkardım kavgayı ayol? Ben mi çıkardım süprüntü? Ne? Şimdi ben senin. Aa, yeter ama Gül, sen de çok uzattın. Utanmıyorlar da be. Yediriyorlar yaşlı adama balları cevizleri. Evet. Yaşlandıysak ölmedik daha kızım. Gücümüz kuvvetimiz yerinde çok şükür. Kolay gelsin birader. Siz midir canım abicim? Hayrola bir durum mu var? Her şey kontrol altında canım abicim. Hesaplar emin ellerde. Otur birader. Birlikte bakacağız. Bir açık varsa sen öldün. Bakalım canım abicim, buyur. Oku bakayım şu ekranı. Okuyayım canım abicim. 1.710.000.000. Akşam kaçtı birader? Ha? Akşam mı canım abicim? Akşam birader. Kıvırtmadan cevap ver. Şeffaf. Doğruyu söyle şuna kız. Şeffaf. Kırdıracaksın yoksa yine bir tarafını. Akşamki yekün 3.000.000.000 canım abicim. Peki nereye gitti aradaki fark birader? Ben 3 milyar mı dedim canım abicim? Ya ne dedin birader? Konuş birader. Nerede? Kız konuşsana kız. Şey yoluna gideceksin vallahi şimdi ha. Hatırladım canım abicim. Tak virüs götürdü. Virüs mü birader? Virüs canım abicim.
Uzak Doğu virüsü. Tokyo borsasından girmiş, Londra'dan çıkmış. Anlaşıldı birader. Bu ne? Pırasa canım abicim. Bu? Kereviz canım abicim. Peki bu ne birader? Yumruk canım abicim. Ne kadar ağır kanlısın Nimet. Nerede kaldı kahvem? Getirdim Raşit'ciğim. Kusura bakma Raşit'im. Köpüğü kaçtı biraz. Kaçırma Nimet. Neden kaçırıyorsun Allah Allah? Sahip ol köpüğüne. Bir daha olmaz Raşit. Ver şunu hadi ver. Buyur afiyet olsun. Şekerini fazla kaçırmışsın. Özür dilerim kocacığım. Bir daha kaçırmam. Akşamüstü kızımı görmeye gidebilir miyim Raşit? Olmaz gidemezsin. 5 dakikacık Raşit. Ta Londralardan gelmiş. Çok özledim kızımı. Olmaz dedim Nimet. Otur oturduğun yerde. Kapatırım vallahi yine dolaba. Peki Raşit. Sen gitme diyorsan gitmem. İlaç mı içirdin bana Raşit? Kendimi kuzu gibi hissediyorum. Ne ilacı Nimet? Bak yine göz kırptın. Bilmem. Kırptın diyorsan kırpmışımdır Raşit. Dikkat et hareketlerine. Kapatırım yine dolabı ha. Kapat Raşit. Ne istersen yap. Nimetin sana kurban olsun. Canım canım. Çok da tatlı göründün gözüme. Gel bir makas alayım yanağından. Ah! Oo, parçaladın Nimet. Bu ne biçim makas? Sevgili dinleyiciler. Dinle Beni İstanbul programında bir kez daha birlikteyiz. Sözü dilimizin ustası, duygularımızın sihirbazı, inceliklerin cambazı büyük şairimize bırakıyorum. Sağ ol canım içi. Ben bile daha ilginç bir sunuş yapamazdım. Merhaba İstanbul. Dostlar merhaba. Bugün sizlere derin bir toplumsal yaradan, büyük bir insanlık dramından söz etmek istiyorum. Öncelikle de başlarını sokacak bir yuvaları bile olmayan kiracı dostlarıma sesleniyorum. Ey bu güzel kentin çilekeşleri, ey evsiz baksızlar, ey kontrat mahkumları, gözleri paradan başka bir şey görmeyen acımasız ev sahiplerine karşı birleşin. Sokağa atılma korkusundan başka kaybedecek neyiniz var? Dostlarım, Sabri Bey gibi insanlar bu toplumun... Yeter Allah'ın cezası. Ne yapıyorsunuz efendim? Delirdiniz mi? Yeter efendim. Bu zırvaları daha fazla dinleyemem. Ellerin kırılsın. Niye kapattın Eşref Refik Bey'i? Açacağım efendim. Karışamazsınız bize. Karışırım efendim. Gelmeyin üstüme. Vallahi şimdi fırlatır atarım balkondan şu radyoyu. Rezil etti beni bütün İstanbul'a yalı kazı. Oh, ağzına sağlık efendim. Artık sokağa da çıkamayacaksınız. Cemil! Hayrola nereye? Tavan arasına Sevim. Şu asansöre bir de ben bakayım. İn oradan. Ne anlarsın sen asansörden? Anlarım Sevim. Niye anlamayayım? Cemil sabrımı taşırma in aşağıya. İneceğim Sevim. Şu şeyleri alayım bari. Neleri? Şarapları Sevim. 3 şişe var yukarıda yazık. Anlaşıldı. Sen adam olmazsın Cemil. Git al hadi çabuk. Bekliyorum burada. Pire gibi alıp gelirim Sevim. Düşme sakın. Düşer miyim Sevim? Benim adım Cemil. Sağ ol tertip. Kolay gelsin. Afiyet olsun. Eyvallah. Sen de balon ister misin Dursun abi? Sağ ol Halis. Ellerim kirli. Olsun ben sana yediririm yumuşak yumuşak. İyi geldi serin serin. İyi gelir. Güç verin. Daha iyi çalışırız. Yeter Halis. Bu kadar yeter. Güle güle. İyi günler. İyi günler. Hadi Dilek, zor bir şeyler. Sorayım tertip.
Elektrik ampulünü kim buldu? A. Christoph Kolomb, B. Thomas Edison, C. Louis Pasteur, D. Madame Curie. Kolay direkt. Sonuncusu. Madame Curie mi? İyi düşündüm tartıp son kararın bu mu? Yok yok, değiştiriyorum. Christoph Kolomb. Son kararın bu mu tertip? Bu. Ama Christoph Kolomb Amerika'yı keşfetti tertip. Olsun. Önce Amerika'yı keşfetti. Sonra da lambayı buldu. Tüh kafız. O zaman elektrik bile yoktu. Yoktu tabii tertip. Sırf kovboylarla kızılderililer vardı. Sonra Tom Mix, bir de Texas. Ne oluyor hayırsızlar? Dalga mı geçiyorsunuz? Dalga geçmiyoruz amca. Çalışıyoruz. Öyle mi? Ne çalışıyorsunuz bakalım? Galip yarışmaya hazırlanıyor Davut Usta. Ne yarışmasıymış bu? 500 milyar yarışması baba. 500 milyar amca. Kazanırsam evleneceğim. Kazanamaz baba. Her şeye yanlış cevap veriyor Möğ gibi. Elektrik ampulünü Christoph Kolomb buldu dedi. Hayırsız. Hiç Christoph Kolomb olur mu? Kafasız. Kafasız baba, kafasız. Bir halt bilmiyor. Ampulü bir Türk icat etti. Adı da Edison. Edison mu? Ne diyorsun Davut Usta? Salak Dilek, salak. Konuşa işte böyle gibi. Al! Tertibime söyledim baba. Vallahi sana değil. 6x8. Ercan Divitçioğlu arıyor Ergun Bey. Aman kızım lan. Sakın bana bağlama. Anlat işte. Yatacak bugün para. Sizinle konuşmak istiyor. Konuş müdürüm, affedersin. Ağzın mı aşınır? Çattık. Ver bakalım. Alo, buyurun Ercan Bey. Hallolur efendimizin çekişiniz. Arkadaş gitti bankaya. Bir senedimiz var. Onu tahsil edip hesaba virman yapacak. Tabii en geç 4'e kadar olur efendim. Size de iyi günler. Hah, neredesin Kanarya? Hallettin mi? Yatırdın mı parayı hesaba? Başımız dertte Ergun Bey. Senet bankada yok. Eyvah. Delirdin mi Kanarya? Ne demek yok? Nasıl olmaz? Yok işte Ergun Bey. Vermemişiz tahsile. Yandık. Şevket Bey kesecek hepimizi. Nereye gitti peki bu senet? Sizdeydi Ergun Bey. Siz verecektiniz bankaya. Ne münasebet. Ben sana verdim. Gayet iyi hatırlıyorum. Vallahi ben de değil Ergun Bey. Oyalama beni Kanarya. Bak adam para bekliyor. Bulsun çabuk. Nereden bulsun Ergun Bey? Ben de yok dedi işte. Olsa verir müdürüm, affedersin. Yemedi ya senedini. Yandık. Mahvolduk. Hay Allah. Yoksa Cem Bey'e mi vermiştim? Düşün Kanarya. Nerede olabilir senet? Bilmiyorum Ergun Bey. Panik yapmayın Ergun Bey. Bir an önce söyleyin Şevket Bey'e de bir çare düşünsün adam. Aman kızım aman. Ben söyleyemem. Git sen söyle Kanarya. Nasıl söyleyeyim Ergun Bey? Kendini söyleyin. Söyle de kırsın kafanı, affedersin. Cem görünmedi hala. Uçak rötar falan mı yaptı yoksa abi? Yok be oğlum, evdeler onlar. Değnekten bize hayır yok bugün. Hiç bekleme. Karısına kavuştu ya. Ama ben de saf saf anlatıyorum sana. Gel. Özür dilerim, konuşmanızı bölmedim ya. Gel Demet'ciğim, gel. Hayrola? Bir senet vardı ya hani. Bankaya verilmemiş. Bugün ödeyeceğimiz çek de karşılıksız kaldı. Ne? Hangi cehennemde bu senet? Cevap ver bana. Bakma yüzüme öyle. Efendim ben Cem Bey'e vermiştim onu. Bırak şimdi Cem Bey falan. Çıldırtmayın insanı. Bulun şunu hadi. Bakın dolaplarınıza, çekmecelerinize. Ben gidip bakayım Ergun Bey. Yok Kanara yok. Cem Bey'e vermiştim. Çok iyi hatırlıyorum. Ya ne rahat adamsın sen be. Kapı dinlemekten iş yaptın yok. Buyurun Ergun Bey. Masanızdaymış. Allah Allah. Nasıl girmiş bu oraya? Sizdeymiş değil mi Ergun Bey? Evet ama. Konuşma. Sorumsuz herif. Yeter abi, bağırma bu kadar adama. Çekil sen de be. Kusura bakma Şükrü. Düzeldi mi moralim biraz? İdare eder. Dünkü gibi değilim en azından. Akşam bizimkilerle de konuştuk, iyi geldi. Ha şöyle. Rahat ol biraz. Her şeyi takma kafana. Öyle valla. Takmamak lazım fazla. Nereye gidiyoruz? Bugün ben seni bir yere götüreyim. Ne dersin? Sıkı bir yemek ısmarlayayım. Üf Zeynep. Gene bozdun moralimi. Saçmalama. Ne yaptım ki? İşsizliğimi yüzüme vuruyorsun. Daha ne yapacaksın? Köpeği görüyor musun Su? Evet. Bak burada da bir kız var. Bak gözü kızından başkasını görüyor mu? Aa, niye öyle diyorsunuz? Hepinizi çok özledim. İki laf et o zaman kızım. Nasıldı Londra? Ay ne bileyim. Soğuk şehir, soğuk insanlar. Isınamadım bir türlü. Amerika'ya pek benzemiyor değil mi? Onu da düşündüm yoldacı. İnsanın kendi ülkesi gibi yok. Nereye gidersen git hissediyorsun yabancılığını. Değil mi? Bir de küreselleşmeden falan bahsediyorlar. Ay hiç inanmayın. Yok yeni dünya düzeni, yok sınırların kaldırılması.
Daha da keskinleşiyor sınırlar. Kendilerinden olmayanı dışlayıveriyorlar hemen. Boşuna mı söylemişler kızım taş yerinde ağırdır diye? Bence siz bırakın Amerika planları yapmayı falan. Plan yapan kim anne? Konuşuyoruz. Kolay mı insanın ülkesini bırakıp gitmesi? Su? Nasıl oldun? Bizim yemekleri bile özledim. İnanır mısınız 2 günde? Babam börek yaptı. Ah börek mi? Yaşasın. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk anam. Sen de hoş geldin kızım. Hayrol Şevket, canım bir şey mi sıkıldı senin? Akıllanmayacak bunlar Mine. Hiç akıllanmayacaklar. Siz ne biçim adamlarsınız be? Bir alacağınızı bile takip edemiyorsunuz ya. Yine ne yapmışız baba? Daha ne olsun Leylek? Senedi bankaya vermemişsiniz. Allah'tan adam iyi niyetli. Akşamüstü parayı elden verdi de çekimizi ödedik. Yazık size be. Sinirlenme bu kadar oğlum. Hallolmuş ya işte ona bak. Bırak be anam. Şükrü'nün de kalbini kırdım bu beceriksizlerin yüzünden. Hoş geldin Şükrücüğüm. Hoş bulduk Nazancığım. Bak bana bakayım. Bir şey mi oldu? Hiç sorma. Bıktım artık. Ne oldu yine Ayrola? Hep aynı hikaye. Abim esi gürledi gene. Ortada fol yok, yumurta yok. Ay canını sıktığın şeye bak. Alışamadın mı hala bunlara Şükrücüğüm? Geç otur. Hadi bir de içki vereyim sana. Ah canım, asma suratını. Hadi, hadi geç. İnsan bazen hayatın sadece gençler için zor olduğunu sanıyor. Oysa her yaşın kendine göre zorlukları var. Galiba asıl önemli olan bunları paylaşacak sevdiklerimizin bulunması. O zaman bütün zorluklar daha kolay aşılıyor. Hoşça kalın. Sana mı kaldı o köpek? Halis nerede? Cezalı. Eniştem yasakladı köpek gezdirmesini. Oh iyi olmuş. Lisenin bahçesinde kızları seyrediyormuş terbiyesiz. Cemil abi merhaba. Nereye böyle? Çekiliyorum lan. Oyalama beni. Antrenman yapıyorum. Görmüyor musun? Türk'ün sönmez meşalesini Samsun'a taşıyacağım 19 Mayıs'ta. Antrenman mı dedin? Ne sandın? Her gün 15 kilometre. Sigara yok, bira yok, vodka yok. Oh ciğerlerim açıldı vallahi. 10 yaş birden geçmişim sanki. Maşallah maşallah. Hiç mi içmiyorsun artık? Günde bir bardak şarap. Kan yapıyor. Helal olsun sana. Yolumda durma açıl. Süpürmelere bak. Ha Sevim sorarsa beni görmedi. Tamam Cemil abi görmedim. Oh. Alo Cafer bilavattı buyurun. Aferin aşk. Öğrendim bu işi. Bir de geceleri servise çıksan. Buyurun. İyi günler buyurun. Oh be kardeşim. Dünya varmış. Öldük 180 basamak gençik. Nihayet yaptırabildiniz şu asansörü tek. Yavuz Bey sayesinde efendim. Parayı bastırmasa daha çok iner çıkardık bu merdivenleri biz. Kesesine bereket canım abimin. Hoca bir an önce toplayıp verelim şu parayı diyor. Üzerinde varsa Sedat Bey. Veririz kardeşim cız kaçmıyoruz ya. Benim hesabım canım abimle. Hocam hoca tanımam. Bizzat kendim takdim ederim böyle. Tek. Tamam Sedat Bey. Nasıl uygunsa buyurun. Götür internetten cız götür. Tamam. Ne dedi bu şimdi kardeşim tek? Konuşuyor işte salak salak. İnternet reklamlarını dinleye dinleye sapıttı. Buyurun. Çabuk bir taksi çevir şuradan bana tek. Tamam efendim çevirelim. Taksi. Cafer. Buyurun. Cemil'i gördün mü bu sabah? Yo hayrola. Evden mi kaçtı yoksa? Kaçmış erkenden. Şimdi de 19 Mayıs koşusuyla bozmuş aklını. Geberse de kurtulsak şu ayaçtan. Taksi. İyi günler. İyi günler. Hadi eyvallah. Cemil'i görürsen söyle çabuk eve gelsin bekliyorum. Duydun mu? Duydum yenge. Görürsem söyleyeceğim. İyi günler. Enişteme uğradın mı Adem abi? Uğrayamadım. Geç kaldım diye koştum geldim. Yataktan kalkamadı anlaşılan. Niye? Dün gece çok mu çalıştı beyefendi? Yok mu Yusuf abi? Gece 10 dedim mi gidip yatıyor. Ben kalıyorum tek başıma. Size de çırak dayanmıyor Adem abi. Öyle valla. Galip geliyordu. O da kaçtı gitti. Kaçar Adem abi. Kimse çalışmaz o paraya. Daha fazlasını veremeyiz aslanım. Biz ne kazanıyoruz ki?
Kolay gelsin. Hayırlı işler. Günaydın enişte. Merhaba Cafer abi. Merhaba. Görüşemedik bu sabah Penguen. Görüşemedik abi. Sen de gittin sandım. Ha şu hasılatı vereyim. Oh maşallah. Çarıkla para. Bir de az para kazanıyoruz diye ağlıyorlar. İşine baksana hadi. Çevir kafanı. Nazarın diyecek. Bodur. Maşallah de. Allah versin. Gözümüz yok. Hmm, çıtır çıtır. Şu kesenize bereket. Babacığım yok mu babacığım? Gelmedi enişte. Babacığın ayrılamıyor karısının başından. Niye? Hani iyileşmişti kadın? Yine mi hastalandı? Yok bir şey be enişte. Dümenden hasta. İki koca daha eskitir o. Öyle valla. Helal olsun. Her numara var kadında. Ay her tarafım çekiliyor yine. Dökülüyorum. Vah sultanım vah. Neren ağrıyor? Yapma şöyle Halil Bey. Aa, sen üstüme geldikçe çarpıntılarım artıyor. Ne yaptık ki sultanım? Yapma dedim. Aa, dokunma bana. Telini siliyorum sultanım. Bunda ne kötülük var? Hmm, sanki ben senin maksadını bilmiyorum. Telini sileyim, ateşine bakayım derken? Yabancı mıyız sultanım? Artık helalimizin ateşine de mi bakamayacağız? Yaklaşmayacaksın bana Halil Bey. Yasak. Doktor yasakladı. Hadi canım. Doktor ne karışır o işlere? Doktordan mı izin alacağız? Orasını bilmem artık. Öyle hücum falan yok bundan sonra. Sağlığıma zararlıymış. Duymadın mı doktoru? Bırak sultanım doktoru moktoru. Kadına nikahlı kocası şifadır. İlaç gibi gelir. Aman Halil Bey aman. İstemem senin ilacını falan. Uzak dur işte o kadar. Ne dolmaz çilem varmış. Şu güzelim bahar günlerinde bile gecelerim boş, ayaklarım buz gibi. Günaydın. Günaydın. Omlet mi yapıyorsun? Çocuklara Şükrücüğüm. Biz artık ne kadar az yumurta yersek o kadar iyi. Canım biz de birazcık alırız ucundan. Of, her tarafım tutulmuş. Sanki hiç uyumamış gibiyim. Çok sıkıntılı uyuyordun. Abini sayıklıyordun durmadan. Abimi mi? Hmm. Ayıp ediyorsun ama abi. Niye böyle yapıyorsun abi? Devamlı konuştun. Ben ne sorduysan cevap da verdin bir güzel. Yapma ya. Neler söyledim? Ağzımızdan bir şey kaçırmadık inşallah. Kaçırdın kaçırdın. Her şeyi anlattın. Şevket abi Ergun'un üstüne yürümüş. Sen araya girince de sana vurmuş. Hayret. Aynen öyle oldu. Senden korkulur vallahi Nazan. Fazla etkilenmişsin Şükrücüğüm. Alışamadım bu işlere bir türlü. Alışamadım ne yapayım. Ağrıma gidiyor bu yaşta zorla değil ya. Abin o senin. Durma üstünde bu kadar. Olmuyor işte baksana. Rüyamızda bile görüyoruz. Annem bu pazar bizi yemeğe bekliyor. Haberin var mı? Yok. Niye? Anneler günü için mi? Değil sözde. Hep birlikte yemek yiyecekmişiz. Hediye falan alırsanız darılırım dedi. Annem de iyice çocuklaştı. O zaman niye bu pazar toplanıyoruz? Manasızlık işte. Bir şey almadan da olmaz ki. Almayın Nazan. Konuş bir neyle de. Karşıyım ben böyle şeylere. Yok anneler günü, yok babalar günü, yok sevgililer günü. Maksat alışveriş olsun. 300 bin liralık şu kadarcık bir gül. Anneler gününde 1 milyona çıkıyor. Dur bakalım. Mineyle de bir konuşayım da. Almayayım vallahi bir şey. Kazıklanmanın alemi yok. Yalnız anneler gününde mi hatırlar insan annesini? Buyurun. Evde mi bizim kiracılar? Cenab benim. Bilmem haberim yok vallahi. Tabii nereden bileceksin? Dünyadan haberin yok ki senin. Pilavcı mısın, kapıcı mısın? Zaten o yönetici denen bunağın dünyadan haberi yok. Dingo'nun ahırına döndü apartman. Giren çıkan belli değil. Her dakikada kapıda duramayız ki efendim. Duracaksın tabii. Başka türlü o anarşistlerin hareketlerini nasıl kontrol edeceğiz? Tamam. Anarşistler mi? Dinlemedin mi o şair bozuntusu yalı kazığının radyodan söylediklerini? Yok dinlemedim valla. Ne söyledi? Kiracıları ev sahiplerine karşı kışkırttı düpedüz ahlaksız. Maksadı milleti birbirine düşürmek. Bölücülük. 146'ya 1'e girer suçu. Cezası da doğrudan idam. Tamam. İdam mı? İdam ya ne sandın? Sallandırmak lazım böylelerini. Hemen veriyorum mahkemeye. Anarşistleri yaşatmam ben evimde. Kapıya da bugün asıyorum kiralık ilanını. Sokakta kalsınlar da görsünler dünyanın kaç bucak olduğunu. O kadar kolaydı. Niye sırıttın öyle pişmiş kelle gibi? Yok efendim estağfurullah. Ne sırıtması?
Asansörün parasını ne zaman verecek diye Muvaffak Hoca sorup duruyor da. Patlamadı ya. Beklesin biraz. Sanki kendi cebinden ödedi. Tamam efendim. Söyle dedi, söyledik. Bize ne bari su? Veririz ay başında, acelesine. Cenap Bey'e kızmış, hırsını bizden çıkartıyor domuz. Anne, tuvalete gittin mi ben kızım? Şimdi oradan geliyoruz ya anneciğim. Siz ne yapıyorsunuz öyle efendim? Kiralık ilanını hazırladım efendim. Asacağım apartmanın girişine. Aa, hayır efendim, asmayacaksınız. Bizim kiralık dairemiz falan yok. Var efendim. Akşama sabaha koyacağım o kıllıları kapının önüne. Hem de polis marifetiyle yaka paça attıracağım, göreceksiniz. Kimseye attıramazsınız efendim. Hem siz de karışıyorsunuz, orası benim anneciğimin evi. Karışırım efendim. Oturtmam o anarşisti orada. Hiç de bile anarşist değil efendim. O büyük bir şair. Devlet şairi. Devlet şairiymiş. Devlet düşmanı desenize şuna. Toplum düşmanı. Daha beteri servet düşmanı. Astırmam efendim. Hadi asıl da görelim. Yenisini yazarım efendim, hiç sevilmeyin. Nasıl olsa kağıt tavol kalemde. Bas! Dolaşma sen dayak altında bu şimet. Ellerin kırılsın, ne yapmışsın sen hayvan? Gel kızım gel. Dolaşma o huysuz babanın ayağının altında. Allah Allah! Nereden babası oluyormuşum o pis musibetin? Babasısınız işte efendim, kedi babası ne olacak? Kedi babası. Ne alıyoruz anneyi? Bilmiyorum Aydın, daha karar vermedim. Paraları birleştirip birlikte bir şey alalım be abla. Olmaz Ali, ben özel bir şey almak istiyorum. Yok öyle uyanıklık oğlum, herkes kendi hediyesini alacak. İyi de ben ne alacağım cebimdeki parayla enişte? O kadar büyütme gözünde bu işi. Sen de bir çiçek alırsın, olur bir de. Tamam da abla. Ne oldu, ne fısıldaşıyorsunuz öyle siz? Fısıldaşmıyoruz efendim, konuşuyoruz. Biliyorum ne konuştuğunuzu, sakın ha. Hiçbir şey almayı istemiyorum. Karışma anne, biz almak istiyoruz. Almayın oğlum, düşünmeniz yeter. Zaten babanızda söylenip duruyor kim çıkardı bu adeti diye. Ben bakıyorum. İyi günler, buyurun. İyi günler Cafer, sağ ol. Şey efendim, bir de şey vardı. Ne? Asansör tamir parası. Ha, topluyor musunuz onu? Topluyoruz efendim, Yavuz Bey'e ödenecek. Biraz da çöp var Cafer. Alırız efendim. Servisten sonra uğrarım. Tamam. Üstümde fazla para yok Cafer. Yarın versem olmaz mı? Söyle Muvaffak Bey'e. Olur efendim. Yarın öbür gün. Ne zaman isterseniz. İyi günler. İyi günler. Halis nasıl oldun oğlum? Gelmiyor musun kahvaltıya? Gelmeyeceğim Ayşenge, iyi değilim. Başım dönüyor, midem bulanıyor. Aslında hiçbir şeyim yok, numara yapıyorum. Numara mı? Şşş, kimseye söyleme. Dükkana gitmemek için hasta numarası yapıyorum. Bir işim çıktı da. Ne işi bu? Tertibimin randevusu var bugün. Balık eti sevgilisiyle. Beni de çağırdı, ne tatlı. Babam birazdan gider. Annem mutfağa girince kaçacağım. Olur mu hiç Halis? Ne derim ben sorarlarsa? Yalan söylersin, ne var? Bilmiyorum dersin yumuşak yumuşak. Hatırım için. Bu yaştan sonra bana yalan söyletiyorsun Halis. Tövbe yarabbi, aşk olsun. Ay. Gelmiyor mu Ayşe? Gelmiyor abla, hastaymış. Hasta mı? Nesi varmış? Başı dönüyormuş enişte. Midesi de bulanıyormuş biraz. Ne oluyor bu çocuğa oğlum, niye böyle? Yine ilacı fazla mı kaçırıyorsunuz yoksa? Lan kaçırmıyoruz Davut. Bence o hasta falan değil. Bir numara çevirdiğinden şüpheleniyorum. Bak sen, numara çeviriyordun kafa. Ne numarası peki? Onu henüz tam olarak anlayamadım Davut. Sen biliyor musun kızım? Sana bir şey çıtlattı mı? Tövbe enişte, bilsem söylemez miyim hiç? Gözün üstünde olsun Rubiye. Dikkat et, kaçmaya falan kalkmasın. Hiç merak etme Davut. Bir santim yerinden kıpırdayamaz. Bütün hilelerini biliyorum artık. Ay, kız inadı bırak da bir röntgen çektirelim şu bacağına. Yandan çarklı gibi kalacaksın böyle temelli. Dikkat et laflarına ablacığım. Ayağımın acısı bana yeter. Bir de sen hastalık vatandaşı.
Ayıdın patladı kız. Ay nereye uçtu bu şimdi? Kapıyı böyle ardına kadar açık bırakırsan uçar tabii ablacığım. Bul çabuk yavruyu. Prens. Gel Bili Bili. Nereye gittin kız? Kız değil ablacığım. O sapına kadar erkek. Vatandaş onunla gurur duyuyor. Gelsene babana kız. Neredesin yavru, ses ver. Burada efendim, burada. Bizim kapının önünde buldum. Yakaladın mı kız hoca? Ay yaşa sen. Saygılar hocam, zahmet oldu. Estağfurullah, buyurun. Sus kız, şimdi yiyeceksin tokadı. Ne öyle kot kot kot? Kaçacak mısın bir daha, kaçacak mısın, kaçacak mısın? El kaldırma yavru ablacığım, hop. Herhalde sıkıldı hayvan efendim kapalı yerde. Gir bakayım içeri, babanı götürüp geleceğiz işte. Bir saat yalnız kalsan patlar mısın şapşalçı? Kelimelerine dikkat et ablacığım, o bir prens. Aman ne yapayım prense? İllet oluyorum bazen of. Ben de size teşekküre geliyordum Yavuz Bey. Sayenizde yapıldı asansörümüz. Laf mı olur hocam, vazifemiz. Sağ olun. İzin verin ben çağırayım. Ödeyeceğiz borcumuzu en kısa zamanda. Yarısını topladık dairelerden. Acelesi yok hocam. Senin kredin bizde sonsuz. Eksik olmayın. Birkaç güne kadar hepsi tamamlanmış olacak inşallah. Acele et kız hoca. Ben de o parayla yazlık bir şeyler alacağım. Ağzından çıkarı kulağın duysun ablacığım. Baskı mı yapıyorsun hocaya? Para istediğini de vermedik mi? Geldi efendim, buyurun. Ay, kız gene bozulmaz inşallah. Bu sefer de biz kalırsak içinde. Maşallah. Sabah sabah bütün menfilin üstünde ablacığım. Ağzını hayır aç. Hasret etme vatandaşı. Sağ ol. Rica ederim. Kadın babana artistlik yapmaya devam ediyormuş Gül. Ayılıp bayılmalar, hasta numaraları. Oo. İnşallah sahiden hastalanır da geberir yılan. Höst höst, dağdan mı indin? Anam, buyurun, iyi günler. Neydi komşu anlamadım. Aman Yavuz Bey. Dur kız hemen şimdi, sen de katil gibi. Size söylemedim efendim, yanlış anladınız. Kaşını gözüne oynat böyle komşu. Ya kime söyledin? Sabahtan akşama kadar dandun çarpıyorlar şu kapıyı efendim. Yazık günah. Dünyanın parasını verdik asansör tamiri için. Aa, ne verdi ki bu? Parayı biz verdik kız Sabri Hoca. Konuşma öyle. Parçalattıracak mısın kendini? Bak adamın ayağı düzelmedi daha. Hariçten güzel yok ablacığım. Konuşuyoruz. Yanlış bir şey söylediysem özür dilerim efendim. Ay başında takdim edeceğiz borcumuzu. Alırız komşu. Acelesi yok. Laflarına dikkat et yeter. Buyurun. İyi günler. Durun efendim. Siz laftan anlamıyor musunuz? Buyurun. Sayın abim nerede koçum? Görünmüyor ortalıkta. 19 Mayıs koşusuna çıkmış Yavuz Bey. Samsun'a kadar koşacakmış. Ey maşallah. Çekmeye başladı yine kafayı herhalde. Ay yazık kız. O daha Bostancı Köprüsü'ne gidemeden ölür. Ağzına hayır aç ablacığım. Bırak ucu bisikleri kalsın. Dayan ablacığım. Hey maşallah. Verin şunu diyorum efendim, onu da yırtacağım. Ay. Hiç zahmet etmeyin efendim. 10 kere yırtsanız 10 kere yeniden yazarım. Bağırmayın Sabri Bey, bütün apartman buraya toplanacak şimdi. Toplanırlarsa toplansınlar be, onlardan mı korkacağım? Zaten herkes biliyor sizin kaç paralık bir insan olduğunuzu. Yeter, yeter efendim. O servet düşmanına arka çıktığınız yetmiyor, bir de kendi kocanıza hakaret ediyorsunuz. Bağırmayın Sabri Bey, teyzenin yüreğine inecek vallahi, Allah korusun. Nerede o günler? Siz ne dediniz anneciğim için efendim? İnşallah sizin yüreğinize iner. Ne oluyor efendim, nedir bu gürültü? Karı koca kavgası kiracı Allah yüzünden. Allah Allah, ne yapıyorsunuz efendim, kendinize gelin. Karışma sen buna. Sensin buna. Canavarsınız siz efendim. Ben bir canavarla evlenmişim. Öldüreceğim. Cafer, Cafer koş koş. Cafer gel. Kaç Sabri Bey, gözü dönmüş kadın. Sen kime gözü dönmüş diyorsun sersem? Çekil. Rahat dur sen de artık be. Ne oluyor öyle sersem mersem? Asacağım efendim. Çatlasanız da asacağım. Kiralık daire mi? Hangi daire kiralık? Çekilme şuradan, bırak sen de. Tamam.
Bunak sana benzer, dangalak. Aa, çekil. Evet efendim, dangalak. Cenab-ı Beyleri evden atacakmış bu canavar. Hadi canım, kolay mı öyle kiracı atmak? Zor biraz efendim. Avucunuzu yalayın. Attırmam. Öyle bir atarım ki şaşar kalırsınız. Kiracı milleti değil mi? Hepsinin köküne kibrit suyu. Terbiyeli konuş, kereste müdürü. Biz de kiracıyız. Kereste müdürü, kereste müdürü. İyi artık, bir ölsün mü kiracılar? Onların canı yok mu? Biz kapıcıyız Gül, sen karışma. Efendi efendi, ben senin gibi çok uyuz ev sahibi gördüm. Lafını bil alırım ayağımın altına. Hadi al bakalım sıkıysa. Gebertirim seni vallahi. Ay, çok, aman. Bırakın, karışmayın. Önce ben geberteceğim. Neler oluyor İpekçi? Neymiş o gürültü? Aşağıda savaş çıkmış abi. Bir yanda kiracılar, öbür yanda ev sahipleri. Ne diyor? Bunun benim radyo programımla bir ilgisi olabilir mi acaba? Dalga mı geçiyorsun abi? Sen karıştırdın ortalığı. Bazen insanları etkilemek gücüm beni bile şaşırtıyor İpekçi. Görüyor musun? Demek birkaç sözle bütün kiracıları harekete geçirdim. Asıl Sabri Bey'i harekete geçirdin abi. Adamın bütün nefretini üstümüze çektin. Bizi iki gün içinde evden attıracakmış. Kiralık ilanını hazırlamış bile. Hiçbir şey yapamaz İpekçi. İstanbul'u bütün kiracılar bizim arkamızda. Şu mektupları görüyorsun değil mi? Sonuna kadar hepsi destekliyor. Kiracıların desteğinden ne olur abi? Ev sahibimiz bize düşman oldu diyorum, anlamıyor musun? İşte Sabri Bey kapıya dayandı bile. Yanılıyorsun İpekçi. Kiracı dostlarımız dayanışma için geldiler. Çok iyiyim Sersin abi. Hoş geldiniz Sabri Bey. Şimdi biz de sizden... Size çok kızdım efendim. Ayrıca teessüf ediyorum. Yaptığınız bölücülükten başka bir şey değil. Sakin ol Sabriciğim. Eğer seni bilmeden üzülsem... Sabriciğim demeyin efendim bana. Yaptığınızı yanınıza bırakmayacağım. İşte anneciğim, kiracı düşmanı damadınız burada. Seni hain, seni vicdansız. Boşayacağım seni kızından. Ben değilim abi. Bakın damadınız burada. Yapmayın efendim. Rezil. Kıracağım bacaklarını. Al sana. Ne yapıyorsunuz efendim? Gidin başımdan. Bırak. Bakın bir daha söylüyorum. Hediye falan istemiyorum hiçbirinizden. Tamam anam, almayız biz de. Merak etme sen. Sen ne alacaksın annene bakalım Su? Veremem. Söylemez tabii. Sürpriz yapacağız değil mi Bıcırık? Sürpriz yapacağım. Aslında ben de bir şey istemiyorum valla. Aa, ben istiyorum, ne yalan söyleyeyim. Hediye ama koşuma gidiyor. Aha abla, kimin gitmez ki? Anneler günü bahane evladım. Maksat birlikte olmak. Dünya gözüyle hepinizi bir arada göreyim. Seneye çıkar mıyım, çıkmaz mıyım? Aa. Bırak bu lafları anam, başlama gene. Yalan mı oğlum? Yapma babaanne, üzme bizi şimdi. Alo? Burada burada, bir dakika. Nimet Hanım. Alo anne. Bekliyorum pazar günü, haberin olsun. O leylek kocanla güzel torunumu da al gel. Hiç boşuna konuşma. Mazeret istemiyorum. Ne hediye alacaksınız bana bakayım? Söyle, bana da bir hediye alsınlar Nimet. Sen zırt diye çıkma oradan Raşit. Mutlaka bekliyorum kızım. İtiraz yok. Üçünüz de güzel birer hediye alıp gelin annenize. Bana da bir gömlek alsınlar bari Nimet. Kapat çeneni Raşit. Zeytinyağlı dolma saracağım size. Geç kalmayın sakın. Sen anne misin tahta kafa? Ne hediyesi istiyorsun? Güzel konuş benimle Nimet. Sonra ne yaparım biliyorsun. Ne yaparsın acaba? Tepeme attırma benim, kapatırım dolaba. Hadi kapat. Kapat da görelim. Ya tamam. Bunu sen istedin, yürü. Bırak yürü. Kolumu. Sen artık çok oldun tahta kafa. Asıl ben şimdi seni kapatacağım dolaba. Yürü. İşte Nimet. Yürü yürü. Bu ne yakışıklılık tertip, nereye böyle? Gidiyorum Dilek. Amcama söyleme, Sözlüm'le buluşacağım. Sözlün mü? Ha, şu rumuz balık eti. İstasyonun orada buluşacağız. Tertim de geliyor. Halis'in ne işi var orada tertip? Ben istedim gelmesini. Çok heyecanlıyım da. Davut Usta sorarsa ne diyeceğim peki? Uydur bir şeyler Dilek. Ama işi bırakıp gittiğini anlarsa kovar seni tertip.
kovarsa kovsun. Her şeyi göze aldım. Sözlü mü bekleteceğim onun yüzünden? Allah'ım. Nerede olabilir bu çocuk Ayşe? Bilmem ki abla. Halis! Neredesin yavrum? Hiçbir yerde yok. Allah Allah. Nereye gitti bu? Herhalde eniştemin arkasından o da sıvıştı abla. Aa, evet, kaçmış belli. Peki nereye gitmiş olabilir Ayşe? Sen bir şey biliyor musun? Bilmiyorum abla, bilsem söylemez miyim? İyi düşün Ayşeciğim, bu işin şakası yok. Halis söyleme diye yemin ettirdi abla. Ayşeciğim, kızacağım ama bak. Kızma abla, söyleyeceğim. Onlar bir kızla buluşacaklarmış Galip'le. Ama Halis'in bir suçu yok. Galip ayarttı onu herhalde. Hoş geldin Davut Usta. Hoş bulduk kızım. Yok mu bizim hayırsız? Buradaydı usta. Sonra çıkıp gitti. Nereye gitti kızım? Ne halt etmeye gidiyor? Ben de söyledim ama dinlemedi usta. Bir kızla buluşacakmış galiba. Bir kızla? İşleri yüzüstü bırakıp gitti demek. Bir daha zor girer o bu dükkana. Geç mi kaldım tertip? Ha. Yok yok, daha gelmedi. Niye eline bir şey almadın? Elime mi tertip? Ha. Çiçek falan mesela. Niye? Niye olacak, kafasız? Kız nasıl tanıyacak seni? Ben onu görür görmez tanırım be tertip. Bir defa balık eti. Salak. Ya gidip başka bir balık eti kıza asılırsan? Mö gibi. Olur mu be tertip? Birbirimizi anında tanırız. Bak göreceksin, trenden iner inmez kollarını açıp bana doğru koşacak. Ben de koşarım filmlerdeki gibi, ne tatlı. İşte geliyor. Kartayı çekmeden yetiştireyim diye. Dayan Cemil Bey. Burada bakır. Aman. Yol açın, hasta var. Değmesin yağlı boya. Sabri Bey fena takmış Cenap Bey'e. Of, ne kavga oldu Türkan abla, görecektin. Cenap Bey de ayıp etmiş ama Gül. İnsan böyle şeyleri mikrofona taşır mı? Kişisel meselelerine medyaya alet ediyor. Koş Gül, acil hasta var galiba. Aha, ne oldu? Yardım et Gül. Türkan Hanım yok mu? Buradayım buradayım. Getirin yatırın şöyle. Sedye aslanım, sedye. Nesi var? Sabah 19 Mayıs koşusuna çıktı Türkan Hanım. Bak şunun yaptığını. Koşacak hali mi kalmış? Bitmiş efendim. Yolun ortasında buldum. Uzanmış öyle ceset gibi. Biraz açılın da nefes alsın. Cemil Bey, aç gözünü, ne oldu sana böyle? Anam, öldüyse ben bakamam. Ay, ağzını ayrı aç şimdi sen de be. Nabız var mı nabız? Ağzını ayna tutalım. Karışma aslanım doktorun işine. Cemil Bey, içki mi içtin sen yine? İçmiş efendim belli. Leş gibi, baksanıza. Ay, öldü mü yoksa? Anam, ben bakamam. Yok, bir şey yok. Olmaz ona. Bir şey yok Sevim Hanım, merak etme. Fitil gibi içmiş sadece. Kibrit çaksam tutuşacak. Midesini yıkayacağız Gül. Tamam Türkan abla. Cafer, hadi siz de çıkın. Hadi Hüseyin efendi, lütfen. Ay, ölse de kurtulsam artık ne diyeyim? Ya da Allah benim canımı alsın bir an önce. Çekemeyeceğim bu apartmanı artık İpekçi. En kısa zamanda başka bir ev bulup taşınalım.
Nereye taşınırız abi? Kolay mı böyle ucuz ev bulmak bu zamanda? Aslında adam haklı. Verelim istediği zammı, olsun bitsin. Olmaz ama İbrikçi. Alışık değilim ben böyle itilip kakılmaya. Duramam istemediğim yerde. Al işte. Yeni bir saldırı. Yine kapıya dayanı sabrelerin muhterisi, ev sahiplerinin yüz karası. Sanmıyorum artık onun geleceğini abi. Sen yine de sakın bakmadan açma İbrikçi. Hüseyin'miş abi. Ha, şu bizim eskici. Aç bakalım aç. Ona da bir çift sözüm var. Efendim ben geldim. Ne yüzle geldin Hüseyin? Sen nerelerdesin bakayım haftalardır eskici? Vallahi ne deseniz haklısınız hocam. İşlere daldık, dostları unuttuk. Bugün de gelemiyordum. Yolda sizin belalınıza rastladım. Sabri Bey'e mi? Yok canım, öbürü Cemil. Ha. İçmiş içmiş zom olmuş. Serilmiş kalmış caddenin ortasında. Attım benim arabaya, doktora getirdim sevabına. Gelmiş bırak şimdi Cemil Hüseyin. Ne oldu bizim anlaşma? Ne olacak hocam? Aynen devam ediyor. Çekeceğim ama kulağın eskiciyi. Bak bu resim günlerdir burada toz içinde duruyor. Aa! Hazırda bir paşa dede resmi var mıydı ya? Yani Allah'tan başka bir şey istesem olacakmış vallahi. Ne o? Yeni sipariş aldın galiba. Aldım hocam. Hem de ne biçim. Avansını bile aldım. İşte bu da senin payın. Hayır İpekçi. Vermiyoruz tabloyu. Sen bunu 20 gün önce ısmarlamıştın. Artık çok geç. Yapma hocam. Geldik ya işte. Verelim abi. Paraya ihtiyacımız var. Para her şey demek değildir İpekçi. Öyle deme hocam. Paradan başka ne kaldı güvenecek şu kahpe dünyada? Al şunu güle güle harca. Ne kadar var burada? Tam 300 milyon. Arkası da gelecek yakında. İlaç gibi geldi bu para Cenab-ı abi. Kabul et. İyi sayı bekçi, eksik olmasın. Aşk olsun hocam. Benim hayatta kimseyi kandırdığımı gördün mü bugüne kadar? İpekciğim al şimdi o parayı götür Sabri Bey denen o alçağın suratına çarp. Aslında alçak demek onun için iltifat olur tabii. Çukur oğlu, çukur böyle. Davut, Halis evden kaçtı. Telaşlanma Ulviye. Ben biliyorum nereye gittiğini. Galip bir kızla buluşacakmış. Bizim Dukov da onun peşinde. Biliyorum Davut. Sen de nasıl bıraktın onu Ulviye? Sahip olamadın mı parmak kadar çocuğa? Vallahi nasıl oldu anlayamadım Davut. Kaşla göz arası sıvıştı. Of of. Otur hadi Ulviye, üzülme artık. Otur da bir çay koyayım sana. Dilek biliyormuş buluşma yerini. Gönderdim onu, alıp getirecek hayırsızları. Dilek nasıl başa çıkacak onlarla Davut? Keşke sen de gitseydin. Dükkan ne olacaktı Ulviye? Ben bunlara çobanlık yapmak için mi geldim bu dünyaya? Of. Gelsinler, patlatacağım meselelerini. Üstümden bir yük kalktı vallahi. Tam aradığım gibi bir bluz buldum. Sahiden de çok güzel. Anlayamıyorum sizi ya. Her şey ateş pahası. Ne kadar rahat para harcıyorsunuz ikiniz de. Niye harcamayalım? Annemiz için çok mu? Keşke sen de o eşarpı alsaydın Ali. Annenin çok hoşuna giderdi bence. Bırak Allah aşkına ya. Şu kadarcık şey 17 milyon lira. Hem annemin neden hoşlanacağını benden iyi mi biliyorsun? Yine huysuzluğun üstünde bakıyorum. Ne oluyor anlayalım. Zaten bir daha alışverişe falan çıkmam seninle. Paran yoksa açık açık söyle. Niye her şeye burun kıvırıyorsun? Yok paramız, ne olmuş? Yetmiyor işte. Zaten adam gibi bir iş bulup çalışacağım. Başka çare kalmadı. Ne oldu o son gittiğin yer? Hani gel başla demişlerdi. Boş ver Zeynep ya. Çağırdılar ama bana yaramaz. 6 ay izin yok diyorlar. Yaz tatili falan yapamayız gidersem. Ne diyeyim ben şimdi? Sen adam olmazsın Ali. Daha işe başlamadan tatili düşünürsün. Hah işte. Geliyorlar Davut. Neredesiniz siz bakalım? Ne bu haliniz böyle? Bir kız vardı da amca. Tertemin Balıkesi sevgilisiyle buluşmaya gitmiştik baba, yumuşak yumuşak. Al. Güzel konuş, şimdi patlatacağım enseni. Anne baksana şuna, ensemi patlatacak. Konuşma Halis. Evden kaçtığın için sana çok kızgınım yavrum. Vallahi şimdi ben de patlatacağım enseni. Sen niye dükkandan kaçıp gittin kafasız? Hadi kendin gittin. Bunu niye yanında sürükledin? Kafasız baba, kafasız. Kızın abisinden dayak yerken ben kurtardım. Asıl ben seni kurtardım Adi.
Yalancı hadi. Yumruğu yiyip oturdun böyle gibi. Al. Güzel konuş büyüklerinle. Birer birer anlatın yavrum, ne oldu? Kızın ağabeyi de mi geldi oraya? Geldi anne. Zaten Rumuz Malıketi oraya gelmedi ki. Onu hiç görmedik. Abisini yollamış. Yarmanın teki böyle gibi. Tertibin üstüne çullandı amca. Bir yumrukta yere serdim. Ben yere serdim hadi. Böyle. Al. Rahatlığın şimdi ben yere sereceğim ikinizi de. Dur Davut. Bırak da anlayalım şu meseleyi ha. Adam gibi anlatın şunu hayırsızlar. Benim dediğim gibi oldu baba. Hayır amca, benim dediğim gibi oldu. İkisinin dediği gibi de olmadı Davut Usta. Ha, sen anlat kızım, nasıl oldu? Kızın abisi ikisini de dövüyordu, ben kurtardım. Ne? Evet usta, çok kızmıştı. Kafa kafaya vuruyordu bunları. Yetişmeseydim ikisini de hastanelik edecekti. Sen nasıl kurtardın Dilek? Korkmadın mı o pis adamdan? Korkmadım vallahi. Bunları öyle görünce dayanamadım, atıldım. Vallahi bir ısırdım sırtından böyle hart diye. Tüh, sizin kalıbınıza. Dayak yediğiniz yetmiyor, bir de şu kız kurtarıyor sizi. Yakışır mı şerefli çocuğuna? Gel. Efendim rahatsız ettim. Şu yazın imzalanması lazım da. Hemen bankaya gidecek. Getir bakalım. Şükrü nerede ya Ergun? Cem Bey'le birlikte çarşıya gittiler efendim. Biraz alışveriş yapacaklarmış. Hala küskün bana Sıpa, farkında mısın? Yok efendim, sanmam. İnsan abine küser miyiz? Küser küser. Adam benden köşe bucak kaçıyor, görmüyor musun? Al bakalım. Sen de mi dargınsın? Aman efendim estağfurullah, ne haddi be. Senin de kalbini kırdım o gün. Yok efendim, ben kırılmam. Bazen bende de oluyor kabahat. Kızdırıyorum sizi. Kırılır mıyım hiç, aşk olsun. Sizi öz babam gibi severim efendim. Müsaadenizle öpeceğim. Allah sizi başımızdan eksik etmesin efendim. Keşke bütün patronlar sizi kadar düşünceli olsa. İzninizle. Var bu ayette bir şey var. Irsi herhalde. Bak nelerle uğraşıyoruz. Ne oldu yine Ergun Bey? Hiç kızım, dengesiz işte. Önce adamın yüzüne güler, sonra orada bir şey yokken patladı tokadı. Dedikodu yapma müdürüm, affedersin. Sen kendi işine bak Abbas Bey. Laf dinleme, yürü hadi. Dinlemiyorum affedersin, sen bak işine. Öyle değil mi kanarya? Sağ solu belli olmuyor. Sabah bir karı suratla gelir, sonra birden eser aklına sarılır şapur şupur öper. Vallahi bilemeyeceğim Ergun Bey. Beni ne tokatladı bugüne kadar, ne de sarılıp şapur şupur öptü. Biraz ayıp olmuyor mu Ergun Bey? Konuşuyor işte bacım, affedersin, cıvık cıvık. Hayır, sırf biz olsa neyse. Bu yaşta gelmiş kardeşini duyuyor adam yahu. Konuşma dedik affedersin. Konuşturmam ben adamı patronun arkasından. Dur dur. Bana bak, sen çok oldun artık. Vallahi kırarım ağzını burnunu. Kır bakayım. Yapmayın. Ne yapıyorsun abi, sağ ol, bırak. Kendinize gelin Ergun Bey, hiç yakışıyor mu? Doğruları söylemek kabahat oldu değil mi? Dengesiz işte. Şükrü Bey de Veliaht Hazretleri de dengesiz. Hepsi dengesiz. Ne bağırsın Ergun ya? Kimmiş dengesiz? Konuşsana müdürüm affedersin. Dilini mi yuttun yoksa? Söylesene, kimden bahsediyorsun Ergun? Şeyden efendim. Tribün mayaklarından, tribün. Dikkat et, buraları bulaşmasın. Dikkat ediyorum abla. Of, gidemedi evine. Gidemedi şu Türkan Hanım da. Hiç düşünmüyor şu kadını. Çocuklar mı bekliyor? Yemek mi pişecek? Kızıl babacığım, of. Kızıl, kızıl. Kızıl ya, hem de ne kızıl. Bak baba, ne yapıyoruz? Tamam. Niye ziyan ettiniz kızım? Niye boyadınız bu makarnaları böyle? Anneme kolye yapıyoruz baba. Bak bu da bilezik. Anneler gününe vereceğiz. Annenize ha? Aferin benim akıllı kızlarıma. Çok da güzel oluyor valla. Şunlardan bana da yapsanıza birkaç tane. Tamam baba. Baba, bu anneler günü. Kendimiz için istemedik ya kızım. Biz de annenize vereceğiz. Ayıp baba, ayıp. O senin karın baba. Param mı yok? Kendi hediyeni kendin al. Babacım, bitti bitti. Anladık anladık. Hadi kesin şunu. Ağız birliği mi ettiniz? Bazen enerjimin tükendiğini hissediyorum Nazif. Ders, prova, aerobik derken canım çıktı. Ya, al benden de o kadar Aysel'cim. 6 saat dersim vardı bugün.
Ayaklarıma kara sular indi. Onca yorgunluktan sonra işe çıkacaksın bir de. Ya ciddi ciddi düşünüyorum Aysel. Bırakacağım galiba ben bu taksiciliği. Her türlü insanla uğraşıyorum. Çok ağrıma gidiyor itin kopuğunu ağzının kokusunu çekmek. Çalış çabala bir yerimizden de belli olsa bari. Öyle bir dikil ağacımız bile yok. Acaba özel bir okula mı geçsem? Ya da bir dershaneye. Matematikçi Nuri'yi biliyorsun. 1 milyardan fazla maaş alıyormuş. Gel yerin hazır dedi bana da. Ama onun da güvencesi yok Nazif. Bugün alırlar yarın çıkartıverirler. Orası öyle tabii ama. Dur bakalım biraz daha sıkalım dişimizi. Şu kooperatifin taksitleri bitince rahatlarız belki. Hiç sanmıyorum Aysel. O zaman da başka bir şey çıkar. Çalışmaya gelmişiz biz bu dünyayı. Çalışmaya. Hadi. Biraz kafanı kullan kızım. Kabzımal Ökkeş'in oğlu deyip geçiyorsun ama çuvalla parası var. O ayının parası beni hiç ilgilendirmiyor anne. Kız şahane hayat yaşatır sana salak. İstanbul'un yarısı onların. Olabilir anne. İstemiyorum anlamıyor musunuz? İstemiyorum. İyi akşamlar güzellerim tek. Hoş geldin baba. Kocaların bir tanesi gelmiş. Nasıl geçti günün Sedatcığım? Verimsiz bir gündü sevgilim. Hasılat düşük. 300-500 gibi bir şey kaçırabildim ancak cızzz. Olsun canım cızmız. Akmasa da damlıyor işte. Ben de bu akılsıza laf anlatmaya çalışıyorum burada. Ne o kızım? Sen bir türlü vazgeçmeyecek misin bu inadından? Neler kaçırdığının farkında mısın sen? Aman baba sen de başlama şimdi Kabzımal Ökkeş'in oğlunu anlatmaya. Bu kafayla gidersen ileride çok pişman olacaksın sen. Taşlara vuracaksın başını ama iş işten geçmiş olacak. Bize göre hava hoş kızım. Sen kendin düşün. Otobüslerde minibüslerde sürünürsün. Annenle ben şunun şurasında 6 ay sonra Londra'dayız. Çok duyduk bunları baba. 6 ayda bir Londra'dasınız zaten. Ne günah işledik biz Serpil. Nerede hata yaptık biz? Nedir bu sosyal demokrat ağızları böyle? Ah bir bilsem Sedat bir bilsem. Saat 11'de. Yine bekledi iyi akşamlar. Aman katil. Haleceğin tut beni tut beni. Şafaktan horoz sesi. Abacım kes. Fazla üfledim vatandaşın kafası. İyi akşamlar buyurun. İyi akşamlar. Merhaba. Eyvallah buyurun. Buyurun. Doldur bakayım şuradan 2 tabak alopya ablam. En hatırlı müşterimiz geldi. Çifter porsiyon hazırlıyorum abi. Ay! Dikkat et kız kapıcı. Adam ayakta zor duruyor zaten. Ruh gibi baksana. Sigara içirmeden ablacığım. Kim ruh gibiymiş? Vatandaşın gözü gündüz de açık. Gece be. Ay güldürme insanı kız. Ayakta uyuyorsun haberi yok. Ah aman be. Adam cızmız derken götürüyor paraları. Vatandaş her şeyin farkında olacak. Birader bugün de götürdün 305 tamam mı? Hepsini kaydediyorum. Soracağım hesabını. Cım. Ha. Yavuz Bey ne yapar adamı? Oyarım oyarım. Buyurun afiyet olsun. Sağ ol kuşum. Al şu hırkayı omzuna sevgilim. Ay hava sıcak zaten Aydın. Düşme bu kadar üstüme. Bu bir şey değil. Oğlumuz bir doğsun. En güzel anneler gününü biz kutlayacağız. Güzel anne. Çok güzel. Hiç çıkartmayacağım bunları kolumdan. Nereden aldın bunları? Babam aldı. Ama kendin tarif ettin Bıcırık. Rengine kadar söyledi vallahi Özge. Seni çok bilmiş seni. Hepsi birbirinden güzel. Eksik olmayın ama niye böyle yaptınız çocuklar? Hediye falan istemiyorum dedim size kaç defa. Hep de böyle yaparsın be güzel anam. İstemem yan cebime koy. Öyle değil mi Şükrü sen söyle. Adet olmuş işte anne. Sevildiğini bil. Hepinizi böyle bir arada görmek yetiyor bana oğlum. Duydun mu oğlum? 40 yılda bir toplanmışız. Bırak artık surat asmayı. Ne bu havalar oğlum anlayalım. Git abi Allah aşkına. Hala çocuk gibiler vallahi. Hiç sorma ikisi de birbirinden çocuk. Ayıp değil mi oğlum annemin yanında? Hadi hadi. Kardeşler arasında dargınlık olmaz. Öpüşün de barışın artık. Ama hep böyle yapıyor anne ya. Ne yapmışız oğlum? Sen beni küçükken de istemezdin zaten.
Dövmek için bahane arardım. Allah kuru iftiradan saklasın. Yalan mı abi? Sen beni çok mu seviyorsun sanki deve? Rüyalarında bile benimle uğraşıyormuşsun, duyduk. Sen de hemen her şeyi anlattın değil mi Nazan? Ne var bunda Şükrücüğüm? Utanmıyorsunuz değil mi koca koca adamlar? Ne yapıyorsun Ali yemekten önce? Kaç tane götürdün oğlum? Topu topu 3 tane be enişte. Gel bakalım çaylak, otur da vereyim dersini. Seni nasıl olsa evde de yeniyorum enişte. Biz Leyla kuzenimle oynayacağız. İyi düşündün mü? Sonra pişman olma da. Konuşma konuşma, alacağım şimdi ifadeni. Havanı alırsın, hadi gel bakalım. Özge abla bir izin versene. Hop hop. Biraz saygılı olun oğlum. Büyükler dururken yakışır mı size tavla oynamak? Ver şunu. Anne bir yer değiştirsene. Gel bakalım ufaklık. Oh. Yapma abi, kaşınma durup dururken. Ne diyorsun oğlum sen? 3 avans veririm sana. Yok ya. Tabii. Geç öyle. Oğlum siz ne zaman büyüyeceksiniz? Babam arka arkaya 3 parti kazandı. Neredeyse amcamdan bir tokat daha yiyecekti. Yemekten sonra biz de Leyla kuzenimle oynamaya başladık. Ama Özge abla annesinin beklediğini hatırladı. Panik halinde gittiler. Hükmen ben galibim.